21 Şubat 2020 Antalya Gaziler'deyiz. Yanımızda Ali Arslan ve ziraat mühendisimiz Hakkı Çetin. Evet. Burada sıvı yaprak gübremiz, rekor gübrenin denemesini, uygulamasını yaptırdılar. Ali Bey'in seralarında, kabak serasında. Hakkı Bey, neler oldu? Burada neler gördük? Bunların dikim tarihi nedir? Durumları nedir? Kısaca bir özetleyebilir miyiz? Şimdi çeşitimiz Seydan. Seydan. 5 Ekim tarihimiz. Şöyle gösterelim biz çiçeğimizi. Evet, anlatalım. Ekim tarihi 5 Ekim. Şimdi burada özellikle tabii mevsimsel olarak Ekim'de diktik. Aylardan Şubat. Hı hı. Üzerimizden soğuklar da geçti yani meyvenin üstünden. Şimdi şöyle benim sol tarafım, şöyle göstermiş olduğum yer burası. Rekor yaprak gübresinin uygulandığı. Özellikle meyvenin uzatması, şöyle meyvelerin sıralaması. Şey, yaprak rengi de görülsün. Evet, alabı, yaprağın özellikle rengi ve meyvenin parlaklığında oldukça başarılı. Diğer taraf ise rekor yaprak gübresini uygulamadığımız taraf. Buradaki ağaçtaki sararmaları görüyorsunuz yaprakta ve şu meyvelerdeki burkmaları görüyorsunuz. Atılan yerle atılmayan yer arasında gerçekten bariz bir fark var. Buranın tarihi zaten Ekim. Evet. Tarihli. Bir de yani biraz bitkimiz yorgun. Yorgun. Şimdiye kadar marazlı bizim, bir şeyde uygulama yapıldı. Virüs, saman akarı, beyaz çürüklük, kurşun küf gibi sebeplerden dolayı yani %50 kapasiteyle çalışıyordu seramız zaten şu anda. Ama bizim aldığımız ürünlerden gayet memnunuz. Şöyle. Ve şunu ekleyeyim. Bu tarz denemelerde biz özellikle tek farklı faktör sağ tarafım ve sol tarafım olmak üzere rekor gelişim yaprak gübresi. Yani rekor gübre. Rekor gübre. Hı-hı. Buraya attık, buraya atmadık. Diğer her şey aynı yani. Gübresi, ilacı, sera, her toprak şey aynı. Yapısı, üreticisine varıncaya kadar. Her şey aynı. Şöyle biraz daha gidelim mi? Göstere göstere. En azından her noktada aynı olduğunu evet. Görelim. Şu tepeleri de çekerek. Evet, şurada çiçeklerin çiçek açılış çiçeklerinden. Şöyle gösterelim. Şimdi o çiçekteki kaliteyle mesela şuradaki Az önce baktığımız yerlere de bakalım. Şimdi mesela atılmış bir yerde. Şuraya bakalım. Atılmayan yerdeki çiçeğin açılması da bu şekilde. Yani biraz daha yumuk, kapalı. Gördüğünüz bu şekilde gidiyor. Zaten ağaç bitki yapısından da anlaşılıyor. Yani bitkinin burada biraz daha büyük. Şöyle güçlü olduğu gözüküyor. Şuradan meyve parlaklığına da ilgili. Yani meyve kalitesi şey anlamında. Yani kabak üreticileri bilirler. Bu dönemde bu şekilde meyve uzatmak o kadar kolay değildir. Bakın üstünde bayağı da meyve yükü var zaten. Ama meyve uzunluğu gayet iyi. Tonaj evet. Olarak da. Tonaj anlamında ve renk anlamında da söylüyorum. Turaz ödefiyle ama. Ali abi siz ne söylemek istersiniz? Sizin görüşleriniz nedir? Vallahi ben bu seranın içinde olan sizsiniz. 10-15 gün önce Hakkı Bey verdi. Bu gübreyi dene dedi. Yaprak gübresini, sıvı rekor gübreyi. Sıvı yaprak gübresini, rekoru dene dedi. Denedim. Şu tarafa atmadım, şu tarafa attım. Attığım yeri gördüm yani rengi biraz koyu renge kaymış. Biraz meyvesi de uzun yani. Tepe evet. Sürgünü de yani sürmeye başlamış. Çok, hatta geçen hafta da soğuktu hava. Evet. Bir soğuk oldu. Ciddi bir soğuk oldu. Birçok yani yerde zaten kuvvetli. Kuvvetli. Zaten kabak ağacı ne kadar kuvvetli olursa verim o kadar yoktur. Evet. Bu dönem için söylüyorum. Yani bu dönemde bitki ne kadar güçlü olursa bizim meyvemiz ona göre ne ampul olur ne ters ampul. Peki yani şey sorayım. Hakkı Bey. Mesela buraya da stresle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Mesela bu tarafın stresiyle bu tarafın stresi. Tabii şimdi herkes biliyor. Geçen haftalarda iyi soğuk oldu. Sobaları yaktığımız halde dereceleri çok yükseltemedik. Şimdi virüs problemi var. Saman akarı etkisi var. Dediğim gibi sera %50 kapasiteyle çalışıyor. Ve 2 günde bir biz buradan 540 kilo kabak topluyoruz değil mi? Doğru. Evet. Yani bizim burası 6,5 dönümdü ama 3000 köke kadar düştük biz burada. Düştük. 3000 adet bitkiden 540 kilo kabak topluyoruz 2 günde bir. Evet. Tavsiye eder misiniz Ali abi? Ederim. Rekor gübre, sıvı yaprak gübresini. Ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ya biz de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Üreticimiz ne kadar kazanırsa. İlaççı olarak da söyleyeyim yani. Biz de o kadar kazanıyoruz değil mi abi? Zaten hepimiz öyle. Doğru. Sektörde paydaş olarak. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sizden birlikte Kamil Aydın Tarım'a. Kamil Bey'e de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah gelecek sezonlarda da tekrar kullanacağız. İnşallah. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet. Buradan tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz.